Ama şu bakın, o zaman hatırlıyorum da bana şey demiştim. Kimseyi karışmam, kimi çağırırsan çağır, yeter ki yeğenlerimi çağırma dedi. Şimdi bu miras konusunda mahkemeye veren ama mahkemeyi kaybeden yeğenlerini istememişti. Demek ki ailece bir problem vardı. Belki de ailesi onun hani sıradan bir devlet memuruyken 40 yaşından sonra zenne kıyafetinde, yani o zamanki deyimle kadın kıyafetinde ekrana çıkması, ya yani ekrana değil sahnelere çıkması, gece yaşantısı belki aileyi biraz germiş olabilir. Ama doğru söylüyorsunuz, biraz önce yalnız bırakıldım dedi. Evet, Seyfi Bey gerçekten bir İstanbul beyefendisiydi. Huysuz yüzün ne kadar şen şakrak huysuz bir kadınsa kendi tarafı da erkek tarafı da o kadar bir beyefendiydi. Yalnız bırakıldım. Ben ölümünden bir hafta önce aramıştım kendisini. Yardımcısı çıktı. Dedi ki Yasemin Hanım uyuyor. Genelde aradığımda uyuyor derler fakat bir saat sonra, iki saat sonra uyanır ve Seyfi Bey beni arar.